Derneği adına herkese merhaba. İlk COVID-19 vakasının resmi olarak kabul edildiği 11 Mart 2020 tarihinden bugüne tüm sağlık çalışanları salgını kontrol altına alabilmek ve en az can kaybı ile bu zorlu günlerin atlatılabilmesi için büyük bir mücadele içindeler. 19 Mayıs 2021 tarihi itibariyle toplam 427 sağlık çalışanımızı kaybettik. Daha 3 gün önce değerli meslektaşımız, göğüs hastalıkları uzmanı Doktor İbrahim Çakın'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Rahmetli meslektaşımız, alanında yurdun birçok ilinde hizmet verdikten sonra, son olarak Bartın'da bir özel hastanede çalışıyorken bu hastalığa yakalanmış ve kaybedilmiştir. Hepimizin başı sağ olsun. Hastalarımızın ve bizim daha fazla can kaybedecek gücümüz kalmamıştır. Öneriyoruz. Esnek çalışmanın kaldırılması, izinlerin, istifaların, hatta emekliliklerin engellenmesi, ek ödemelerin yetersizliği, sağlık çalışanlarında tükenmişliğe neden olmuştur. Hızla düzeltilmelidir. Hasta sağlık çalışanlarının %80'inde belirti yoktur. Belirti gösterenlerin daha yüksek oranda baş ağrısı, ishal, bulantı, kusma gibi non-spesifik belirtileri göstermesi nedeniyle sağlık çalışanlarına periyodik, en az haftada bir kez PCR taraması yapılmalıdır. Salgının üzerinden bir yılı aşkın süre geçti ve ciddi bir bilimsel bilgi birikimi oluştu. Özellikle kapalı alanlarda hastalığın bulaşmasında 4 ana faktörün diğerlerinden öne çıktığı anlaşılmıştır. Bunlar kapalı alanın havalandırılması, kapalı alanlarda geçirilen süre, ortamdaki kişi sayısı ve kullanılan maskelerin etkinliği olarak sıralanabilir. Servis ve polikliniklerde temas riskini azaltacak önlemlerin daha etkin olarak alınması gereklidir. COVID-19 pandemisinin erken döneminden itibaren sağlık çalışanlarında mesleksel temasa bağlı olarak COVID-19 geliştiği saptanmıştır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de COVID-19 hastalarının tedavisinde kilit rol üstlenen branşlardan biri göğüs hastalıklarıdır. Göğüs hastalıkları uzmanlarında da mesleki COVID-19 sık olarak görülmektedir. 130 ülkede COVID-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmiştir. COVID-19'un nedensellik bağı aranmaksızın meslek hastalığı olarak kabul edilmesi talebimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir an önce yasalaşması tüm sağlık çalışanları için bir nebze de olsa motivasyon sağlayacaktır. Sağlık çalışanlarının sadece eşleri değil, evlerinde birlikte oturduğu tüm kişiler bir an önce aşılanmalıdır. Küresel salgın, günümüzde etken olan koronavirüste art arda meydana gelen evrimsel mutasyonlar artık endişe verici boyuttadır. Hızlı aşılama yaşamsal önem taşımaktadır. Ülkemizde aşıların yeterli dozlarda olmadığı, ne zaman geleceği konusundaki yeterli ve açık bir bilgiye sahip olmadığımızı bildirmek isteriz. Aşının ikinci dozları ve en önemlisi toplumun önemli bir bölümünün zamanında aşılanıp aşılanmayacağı kaygısını taşıyoruz. Sağlık çalışanlarının Ağustos-Eylül aylarında tekrar aşılanması gerekli olacaktır. Sağlık Bakanlığı'nın toplumun her kesimine yetecek düzeyde aşı temini için çaba sağlayacağına inanmak istiyoruz. Aşılarla ilgili sonuçlar, veriler toplumla açık olarak paylaşılmalı, bilimsel standartlara uyulmalı, aşı takviminin nasıl olacağı açıklanmalıdır. Gönlümüzden geçen de taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini bilerek bir an önce ya ülkemizde jenerik üretim ya da yerli üretim aşının hayata geçirilmesidir. Tüm kaybettiğimiz meslektaşlarımız, sağlık çalışanları ve hastalarımızın acıları yüreğimizde tazeyken, daha fazla can kaybına tahammülümüz kalmadığı gibi, salgına karşı yerinde, zamanında etkili önlem almada yetersiz kalan yetkilileri Türk Toraks Derneği olarak uyarmaya devam edeceğiz. Sevgi ve saygılarımızla.